İmar barışı, imar mevzuatına aykırı, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapıların kayıt altına alınması işlemidir. Kısaca bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Ama tabii ki şöyle bir sıkıntı da var. Şu anda yapılmış olan yapılar da kayıt altına alınabilir mi? Hayır. Yürürlükteki mevzuat 31.12.2017 tarihinden önce kaba inşaatının tamamlanmış olma şartını devreye sokuyor. Bu nedenle bu tarihten sonra yapılmış olan yapıların tespit edilmesi halinde belgeleri iptal edilerek gerekli ceza işlemi uygulanacaktır. İmar barışından 31.12.2017 tarihinden önce yapısının kaba inşaatını tamamlamış olan vatandaşlarımız faydalanabilir. Burada çeşitli şartlar gerekiyor. Bu şartlar kendi parselinin üzerinde olmasın, belediye veya hazineye ait bir mülkiyet üzerinde kurulu olması şartı var. Üçüncü şahıs arazilerine yapılmış olan yapılar imar barışından faydalanamayacaklar. Yapı kayıt belgesi, vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden başvurarak oluşturacakları belgedir. Bu belge, yapı kullanma izin belgesi yerine geçecek olan bir belgedir. Bu belge ile birlikte geçici olarak elektrik, su, doğalgaz bağlatabileceklerdir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir husus var. Bu belgenin alınması kadar, belgenin alınması için gerekli olan başvuru formunun doğru doldurulması, ileride yaşanacak olan bütün aksiliklerin önüne geçecektir. Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşümü uygulanmasına kadar geçerlidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki, yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Ruhsatsız yapılar bunlardan faydalanabilecekler. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus hangi arazi üzerine yapıldığı. Bundan kasıt şu, kendi arazisi üzerine yapıldıysa bundan faydalanabilecektir. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da yarın ve öbür gün bankaların, kamusal bankaların, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın imar barışı başvuru sürecinde çıkmış olan ödemelerle ilgili çalışmaya devam edecekleridir. Sürenin uzatılacağını düşünmekteyim ancak kesin bir açıklama gelmediğinden dolayı vatandaşlarımızın bu başvuruyu son günlere bırakmamasında, ödemelerine dikkat etmeleri konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini düşünmekteyim.